Sevgilim Seyda çıkak, burada gel ilk baharı. Sevgilim Seyda çıkak, burada gel ilk baharı. Dilaktır kalbimizin en şirin arzuları. Dilaktır kalbimizin en şirin arzuları. Minasan, Watashiwa, Prince Vegeta desu ve hoş geldiniz dostlarım. Benim adım Prince ve bugün gördüğünüz gibi UEFA Avrupa Lig 5. değil 6. bölümü çekiyorum. Evet, 5 ile 6'yı üst üste çekiyorum arkadaşlar. Yani sizlerin verdiğiniz tavsiyeleri uygulayamayacağım maalesef. Yani taktiksel tavsiyelerinizi. Evet, 5. maçımızı arkadaşlar Saint Etienne deplasmanında 3-2 kazandık. Bayağı gollü bir bölüm olmuştu ve hemencik müsabaka bilgisine bakalım. Burada çok oyalanmayacağım. Evet, 13 puanla lideriz hala ama direkt ardımızda Inter var arkadaşlar. 12 puanda, yani bu şimdi final maçı olacak grup birinciliğine. Sonrasında Saint Etienne ve Ludogorets Razgrad, bunlar gruptan çıkamıyor maalesef. Daha doğrusu bizim adımıza iyi. Evet, Beşiktaş turu garantiledi. Tottenham da kritik. Bunları hızlı geçelim. Fenerbahçe'de çok büyük bir ihtimal turu garantiledi arkadaşlar. Pek emin değilim. Feyenoord daha geçebilir mi? Bunların ilk maçlarını unuttum. Şu an aklımda değil. Evet. Aynısı Trabzonspor için de geçerli. Bunlar da çok büyük ihtimal bu turu geçti. Yani Karabağ'ımız turu garantiledi ve Türk takımları da turu garantiledi gibi arkadaşlar. Hemencecik final grup maçımıza gidelim. Evet, kendi sahamızda oynuyoruz. İlk maçı 4-1 kazandık. Çok büyük bir sürpriz olmuştu. Avrupa'da büyük bir yankı mı yaşattı? Ne deniyor arkadaşlar? Bilmiyorum. Evet, oyun planına geçelim. Saçmalamayayım. Dediğim gibi sizlerin tavsiyeleri uygulayamayacağım. Çünkü 5 ile 6'yı üst üste çekiyorum şu an. Evet arkadaşlar, Inter Milan'a böyle oynayacağız. Buna karar verdim. Birkaç değişiklikler var. Oyuncu kaleciyi değiştirmek zorundaydım arkadaşlar. Şey hiç formda değil ve bu dediğim gibi final bir maç. Grup birinciliğine çok kritik. Ferhat'ı deneyeceğim. Evet. Sonrasında Agoli'yi almak zorundaydım. Bunun yerine Bilal giriyor. Çünkü Agoli'nin formu tam düşük. Bakın arkadaşlar. Bunu kadro dışı bıraktım zaten. Sonrasında Jumbinho'yu aldım arkadaşlar. Aliyev. Böyle. Reinaldo. Orta saha ortada oynayacak arkadaşlar, ofansif orta sahada. Solda Nadirov, sağda Leroy George ve forvette Danilo Diaz arkadaşlar. Böyle başlayacağız. İnşallah doğru bir karardı arkadaşlar. Evet, ne yapalım, normal yapalım bu sefer. Çok zor bir maça çıkıyoruz arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun. 6. maçımız kendi sahamızda Tofik Bahramov stadımızda arkadaşlar. Internazionale Milano'yu karşılıyoruz. Uğurluyoruz mu? Ne oluyor? Final maçımız arkadaşlar. Berabere kalabiliriz. Hala grup birinciyiz ve yenersek de grup birincisiyiz tabii ki arkadaşlar. Ama kaybedersek maalesef Milan, Inter daha doğrusu bizi geçiyor. Onlar grup birincisi oluyor. Çok büyük bir maç, 6. maçımız. Ve Milan'ın oyuncularını görüyoruz. Nagatomo, evet, Guarin çok güçlü arkadaşlar. İlk maçta baya büyük bir sürpriz yaşatmıştık Inter'a ve 4-1 yendik. Bakalım bunu tekrarlayabileceğiz mi arkadaşlar? Kaptanımızı görüyoruz. Evet, kaleci Ferhat.
Bizim oyuncular full konsantre arkadaşlar. Bu maça iyi hazırlandık. Grup dönemi bizim adımıza çok iyi geçti. Grubu geçtik ve şimdi Inter'e karşı grup birincini oynuyoruz arkadaşlar. Bu kadarını ben beklemiyordum açıkçası. Belki grup ikincisi olaraktan, yani öyle bir içinde his vardı. Yani grup ikincisi oluruz mu, oradan çıkarız gibisine öyle bir umudum vardı. Ama bakın buraya kadar geldik arkadaşlar. Helal olsun. Sizler de beni çok desteklediniz arkadaşlar. Bu seriyi çok desteklediniz. Sizlerden de çok çok teşekkür ederim. Beğeni sayıları çok yüksek. Çok çok sağ olun arkadaşlar. Evet, Ferhat'ı görüyoruz. Ve iki Brezilyalı süperstarımız Danilo Diaz ve Reinaldo arkadaşlar. Altıncı maçımız başlamak üzere ve başladı. Milan'ı yeneceğiz arkadaşlar. Eyvah. Jumbinho. Evet. Kaleci bekliyor. Bekliyor. Ve uzun oynadı. Kafa topunu kazan Bilal. Reinaldo'dan Danilo Diaz'a. Ve şimdi Bilal gidiyor. Ortanı yap. Orta geldi ama kaleci Handanovic. Topu rahat şekilde kontrol ediyor. Hatamız devam edecek. Leroy George yapma. Evet. Arkadaşlar bu maçta defansa çok dikkatli olmalıyım. Yani en ufak hatada hemen gol yiyoruz. Bu kritik maçta hata yapmamaya bakacağım. Danilo. Bilal. Yardım gerek. Eyvah. Osvaldo. Oynatmayalım onları. Evet, Nadirov gidiyor. Nadirov yetişemedi. Yapma Bilal ya. Icardi. Palacios. Umbila. Hernanez. Reinaldo kaptı. Nadirov oynadı. Nadirov. It's Mauro Icardi. Danilo Diaz'ı gönderemedik. Oh arkadaşlar bakın. Dikkat. Milan çok erken pres yapıyor. Evet, Nadirov'la geliyoruz sol kanatta. Nadirov. Nadirov ortanı yap. Hadi yavrum. Gol gelir mi? Oo, çok direkte patladı ikinci pozisyon. Leroy George. Arkadaşlar uf. Şimdi dikkat. İnanmıyorum arkadaşlar, top direkte patladı yine. Kafa topu Leroy George'dan. Medvedev gidiyor. Danilo'yu gönderdik. Danilo. Ay, pas verin dedim arkadaşlar ama kaleye mi çaksaydım? Reinaldo'ya pas. Ah. Aslında Leroy George'u gönderecektim ama Danilo'ya oynadı nedense. Şimdi dikkat, dikkat. Osvaldo. Adamım. Danilo. Danilo. Jumbinho. Ah, Danilo'ya çarpıyor. Hadi Reinaldo. Araya girin arkadaşlar. Kapın topu. Osvaldo. Evet, adamın Bilal be. Danilo Diaz, Danilo Diaz, Handanovic. Evet. Arkadaşlar, ilk yarı bitmek üzere. Çok güzel oynuyoruz şimdiye kadar.
Milan'a pozisyon vermedik ama eyvah, şimdi dikkat. Şimdi dikkat. Son dakikalarda gol yemeyelim. Adamım Sadıkov be. Evet, ilk yarı 0-0. Bu bizim için çok iyi arkadaşlar. Dediğim gibi beraberlik bize yetiyor. Grup zincirine. Bir kafa topumuz direkte patladı. Bayağı güzel ataklar da yaptık arkadaşlar. Bakın kaleye 5 kere şut attık. Milan'ı yine dağıtacağız inşallah. Ve ikinci yarı başladı. Juan, Ranocchia, Guarín, Hernández, Umbila. Dikkat, dikkat, dikkat. Palacio. Yavaş yavaş geliyorlar. Eyvah. Adamın Medvedev. Danilo. Taş bizim olması gerek. Leroy George. Gönder aradan Danilo Diaz'ı. Leroy George! Leroy George! Leroy George! Leroy George! Leroy George! Leroy George! 1-0 öne geçin bu zaman kaçma oldu. Yes! Leroy George! Leroy George! Leroy George! Arkadaşlar en golcü oyuncumuz, yani iki en golcü oyuncu Danilo Diaz ve Leroy George. Mükemmel gol! Mükemmel gol! Golü tekrarını görüyoruz. Burada bekledim, pasımı verdim ve sonrasında Leroy George sol köşeye böyle soğukkanlı gönderiyor. Bakın Danilo Diaz ve Leroy George arkadaşlar. Çok güzel bir gol ve 1-0 öndeyiz. Şimdi Milan arkadaşlar 2 gol atması gerek. Biz de sakin oynayabiliriz şimdi. Evet, faul yaptık. Free kick Hernández'den geliyor. Dikkat. Çıkartıyoruz. Böyle eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah. Uf, korner olması gerek. Bizim defansa çarptı çünkü. Evet, ilk tehlikeli atak arkadaşlar böyleydi Milan'ın. Korner değil. Çok kötü bir vuruştu. 57. dakikada geldi. Arkadaşlar ben bayağı ümitliyim. Belki de bu UEFA kupasını alacağız. Yani UEFA Avrupa Lig kupasını. Evet, Danilo Diaz'ı gönderebilir miyim? Gönderemiyorum. Ama Danilo Diaz kaptı. Diaz şutunu atıyor. Handanovic çıkarttı. Evet, büyük bir hata Vidic'ten. Ama hatasını telafi edebiliyor. Evet, devam arkadaşlar. Şut atayım mı? Sakin oynayalım. Medvedev ortanı yap. Orta geliyor. Orada Nadirov var ama. Danilo Diaz! Offside. Ne yazık ki offside. Burada da çakabilirdim ama geriye oynayayım dedim. Oradan şut atacaktım. Olmadı. Devam arkadaşlar. 65. dakikaya girmek üzereyiz. 1-0 öndeyiz. Evet, taş bizim olması gerek. Eyvah, ne oynuyoruz arkadaşlar. Vallahi helal olsun Karabağ'a. Kötü pas. Evet, bayağı savaşıyoruz. Şuna bakın. Danilo. Hey! Nerede faul var ya? Hakeme bak. Arkadaşlar Milan Karabağ biliyorsunuz. Gerçekte golü saylanmamıştı. Son dakikalarda atmıştık. Bunun öcünü alıyorum sizler için. Oo, adamım. Adamım be. Can he now find a finish? That
Yuh. Dikkat. Ay, son anda Bilal. Nadirov yapma öyle hata. Ve yine Bilal. Nadirov'dan uzun bir top. Danilo Diaz şutunu attı. İkinci pozisyon, hayır. Sakin oynayalım. Knocks it through. Didn't have any luck with the through ball there. Yeah, looked like there that he was asking just a little too much. Oh, Bilal valla. Bilal mı o ya? Evet, Bilal. Çok iyi oynuyor arkadaşlar. Agoli'nin yokluğunu hiç fark ettirmiyor mu? Hay benim Türkçeme de ya. Gurbetçiyiz arkadaşlar, ne yapalım, bu kadarı bile. Bazıları yani bu kadarı bile yok bazılarında. Ama kendimi sizlere anlatabiliyorum ya, o önemli. Hani kendimi ifade edebiliyorum. Bu bölümü zaten çok geç vakit çekiyorum şu an. Yani konuşma hatalarım olabilir, kusura bakmayın. Eyvah! Dikkat. 90. dakikada gol yemeyelim. Evet, Bilal'la gidiyoruz. Haydi. Arkadaşlar, grup birincisiyiz. Çok güzel bir grup aşaması yaşadık arkadaşlar. Grup birincisi olduk. İnanmıyorum. Bayağı büyük bir başarı. En üst maç düzeyinde oynuyorum arkadaşlar. Bayağı zor gruptu aslında. Sadıkov en iyi oyuncu seçildi. Evet, şimdi rakibimiz kim olacak arkadaşlar? Bu 7. bölümde göreceğiz. Ama ben sizlere şimdiden göstereyim. O kadar da katlar değilim arkadaşlar. Evet, diğer maçlar önemli şimdi. Feyenoord kazanmış, Fenerbahçe berabere kalmış. Fenerbahçe turu geçiyor sanırım böylece. Sonrasında Saint-Étienne almış, tamam. Evet, Beşiktaş yine arkadaşlar 6'da 6 yaptılar ya, helal olsun Beşiktaş'ıma. Tottenham Hotspur'da yenmiş, yani onlar da bir turu geçiyor. Trabzon ne yapmış bu? Oo, Trabzon yenilmiş arkadaşlar, bakalım. Evet, biz 16 puanlı arkadaşlar, şu grupta 16 puan aldık ya, helal olsun vallahi bize. Grup lideriyiz. Evet, A grubu arkadaşlar, turu geçen takımları söyleyeceğim şimdi. Grasshopper Zürich ve Limassol. Borussia Mönchengladbach maalesef çıkamadı bu gruptan. Sonrasında Helsinki ve Torino arkadaşlar. Beşiktaş, Tottenham Hotspurs. Liverpool ve Maccabi Tel Aviv. Zenit arkadaşlar, Zant Petersburg ve Estoril Praia, Portekiz takımı. Sonrasında Karabağ ve Internazionale Milano. Sevilla ve Fenerbahçe arkadaşlar. Fenerbahçe de turu geçiyor. Tebrikler. Evet, Everton. Oo, Roma çıkamamış gruptan arkadaşlar. OCS Lille. Büyük bir sürpriz bence de bu grupta. Evet, Napoli ve Sparta Praha arkadaşlar. Şimdi sanırım Trabzonspor'un, yok daha değil. CSKA Moskova ve Rio Ave arkadaşlar, Portekiz takımı yine ikinci olan. Ajax Fiorentina. Şimdi ama geliyor Trabzon grubu arkadaşlar. İnşallah geçmişlerdir. Hayır. Evet, grup birincisi hem de. Oo arkadaşlar, Trabzonspor da grup birincisi oldu. Ben ilk önce şöyle ikinci sıraya baktım, üçüncü sırada göremedim ya, o dedim. Evet, Trabzonspor'da arkadaşlar. Vallahi helal olsun onlara da, birinciler. Şimdi rakibimiz kim olacak? Şampiyonlar Ligi'nden kim gelecek? Evet, burada şimdi arkadaşlar lisanslı
video klibi gelirse bunu maalesef kesmek zorundayım. Son 32 arkadaşlar, rakibimiz kim? İlk önce buna bakıyoruz. Limassol, CSKA Moskova, Torino, Liverpool, Tottenham Hotspur, Napoli, Maccabi Tel Aviv, Helsinki. Sonrasında bizim rakibimiz kim olacak arkadaşlar? Evet, Estoril Praia, Sevilla, Internacional Milano, Ajax, Fenerbahçe, Sankt Petersburg. Bayağı zor arkadaşlar. Osilil, Trabzonspor, Lille karşı oynayacak. Uf, bize yoksa Şampiyonlar Ligi'nde birim geldi arkadaşlar. Fiorentina'ya karşı oynayacağız arkadaşlar. Yine İtalyan takımı. Eyvah. Evet. Fiorentina'ya karşı oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nden Bayer Leverkusen geldi arkadaşlar. Daha kim geldi? Neyse. Sparta Praha, Southampton FC. Sanırım onlar geldi. Güya. Güya Vef, Bayer Leverkusen, Fiorentina, Karabağ, Benfica, Lisabon, Everton. Üf, AC Milan, AC Monaco arkadaşlar, Schalke 04, Grasshopper Zürich, Newcastle United, Lazio ve Porto Beşiktaş arkadaşlar, Quaresma, Vodafone Arena, yani yuvasına geri dönüyor. Ama Porto takımında formasında tabii ki. Bayağı bir ilginç karşılaşma bence bu arkadaşlar. Evet. 6. bölümün sonuna geliyorum arkadaşlar. Son 32'ye kalabildik. 1. ayaktayız, orada yazıyor. Fiorentina rakibimiz, deplasmanda oynuyoruz ilk maçımızı. Aslında bu avantaj bizim için. Yoksa bilmiyorum. Yani dikkatli oynamalıyız arkadaşlar. Her neyse. Umarım bu bölüm de hoşunuza gitti arkadaşlar. Grup birincisi oldum. Bu çok büyük bir başarı. Hem kendi adıma da hem Karabağ adına da tabii arkadaşlar. Evet. Sizlerden bir isteğim var arkadaşlar. Bu bölüme 100 beğeni sayısını yapabilir miyiz? Buna ulaşabilir miyiz? Çünkü dediğim gibi çok büyük bir başarı. Başarırsak arkadaşlar 100 beğeni sayısını çok çok mutlu olurum. Ve evet, şimdi arkadaşlar sizlerden vedalaşıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek umuduyla diyorum ve peace out, sayonara ile çıktım.